Yok. Yani renkli bir adamdır dediler. Sen baklava açabildin mi? Demek. Yarın gel hünerini göster o halde. Bakalım senin baklavanı da tüküren olacak mı? Nereye tam konuşacaktım? Ne konuşacağız? Gel hünerini göster dedik işte. Beni kahveden beklerler hadi. Yo, doğru doğru. Beter kumarbazdır, beter ha. Merhaba. Erken gelmişsin. Merak ettim, o kadar acele değil mi? Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Hoş bulduk. Bana şimdilik bir viski getirin, bol buzlu. Evet, acele. Hemen konuya gireyim istersen. Otelimizin yeni ortakları... Hayırlı olsun. Henüz tanışamadık ama. Tanışırsınız. Ama sen tanıyorsun onları bence. Elçin anne bu kadar doldurduğuna bakılırsa. Seni uyarmaya çalışmıştım sadece. Evet. Birileri daha var bizi uyaran. Kimmiş? Ne konuda? Benimle açık oyna Nedim. İkimiz de zarar görebiliriz yoksa. Açık konuş, açık oynayalım abi. Ballıhan'ın bir adamını vurdular. Üzüldüm. Sana söylemiştim, haydut bunlar. Ballıhan da bu işi bana gözdağı vermek için yaptıklarını söylüyor. Ne demesini bekliyordun ki? Ballıhan'ın her söylediğine inanacak değilim tabii. Onun için de sana soruyorum Nedim. Peki, daha açık sorayım. Süreyya'nın bu işlerde parmağı olabilir mi? Abi, ne olur kişisel takıntılarını iş meseleleriyle karıştırma. Sana son defa soruyorum Nedim. Süreyya'nın senin de ortak olduğunun şirketteki rolü nedir? Pardon. Sağ ol. Avukat abi, bilmiyor musun avukat olduğunu Süreyya'nın? Bir film seyretmiştik, hatırlıyor musun? Fantazya. Çocuk filmi. Müzikli. Müzikli, evet. Orada bir büyücü çırağı vardı hani. Ustası evde yokken sihirbazlık yapmaya kalkışıyordu. Bütün cinleri perileri topluyordu başına. Gelen cinler evin altını üstüne getiriyorlardı. Çırak söz geçiremiyordu cinlere. Sonra usta büyücü gelip hepsini kovuyordu. Hatırladım. Evet. Usta büyücü de sensin değil mi? Değilim Nedim. Bunu söylemeye geldim. Birbirimize uzak durursak cinlerin maskarası oluruz. Çarpılırız Nedim. İyi düşün. Tadını siz çıkarıyorsunuz valla. Sen niye çıkarmıyorsun? Hamam var, havuz, koşu bandı, bisiklet. Yok anam, ben günde yürümesem 7 fersah yol gideyim. Bu bağa yeter. Gel sana bir şey diyeceğim. Aman sakın bana valla aynen Kadim Bey'in şusu busu deme. Yok demem. Kadim Bey'le senin derim. Kaçmasan Nur diyecek bu kızın gönlü yok, lafından sıkılır. Ama ne zaman lafı geçse yüzün al al oluyor. Kör müyüm? Nur. Nur sana kurban. Sen benim Ballıhan'la buluşmama sebep oldun. Ben sana dedim mi karışma? İkinizin de gönlü vardı ama. Ha işte. Ben de onu diyorum. Eğer kör değilsen ikinizin de gönlü var. Peki engel ne? Çok. Ha şöyle. De onları bana. Ha dur deme, ben değilim. O zengindir, sen fakir. Yalan mı? Doğru. Ama adam aptal değil.
Mumla arasa senin gibi bir kadın bulamayacağını bal gibi biliyor. Başka? Okumuş, sen kendini cahil sanırsın. Liseyi bile bitiremedim. Okul her şey değil. O da senin bildiklerinin yarısını bilmiyor. Başka ne var? Elçin abla. Ne olmuş Elçin ablaya? Kadın açık açık söyledi. Farkında değilmiş Kadim Bey ama benden etkileniymiş. Akıl var, mantık var dedi. Olacak iş var dedi, olmayacak iş var dedi. Dünyaya bir kere geliyor Ezo Hanım. O dediği bu dediğiyle ömür geçirirsen yanarsın sonra. Benden söylemesin. Bir de bu var. Susmuştu ne güzel. Şimdi ikiye bölündü sanki. Bir yanı işte senin söylediklerine değil. Bir yanında değil ki sakın Ezo. Sen seni rezil etmekle kalırsın. Hayal kurmakla akılsızlık edilsin diye. Bırak beni giden nurum güzelim. İşe dalınca geçip gidiyor her şey. Aferin kızım. Böyle usul 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 usul. Ya baba o kadar hazır mayonez var. Birkaç kule aldırsan ya. Sus yumurtalar duymasın. Kesiliverir vallahi. Hazır mayonez öyle mi? Bu mutfakta. Alo buyurun. Derhal Kadim Bey. Ezra kızım. Kadim Bey mevsim salatası istiyor. Rejim yapıyor herhalde. Tamam hazır edem Eylül götürür. Mayonezi bırakamaz. Senden rica etsem. Hay hay. Baş üstüne mevsim salatası. Mevsim salatası. Ezo. Buyurun. Selamı sabaha da mı kestin? Çalışıydınız. Konsantrenizi bozmak istemedim. Konsantrasyonunuzu? Hı? Yani doğrusu o. He öyledir. Hiçbir şeyinizi bozmak istemedim. Susmam gereken yerde yine konuşmaya başladım ben. Hı? Belki doğrusu bu. Kibirli. Soğuk, korunaklı, zırhlı olmak. Hı? Kibir kör şeydi. Ama korunmak lazım, doğru. Sevdiğinden de korunmak lazım mı? Hı? Hayatı böyle buz gibi. Yalnız. Soğuk yaşamak. Bunu mu seçeyim? Yo. Ne münasebet. Siz hiç de soğuk değilsiniz bence. Dengini bulamamış olabilir insan. Daha gençsiniz. Bir sürü var etrafınızda dolaşan. Size yaraşacak. Sizi mutlu edecek. Yalnız niye kalasınız? Sizde hiç insaf yok mu Kadim Bey? Korunma değilsin. Çık ortaya aç kalbini. Terbiyeli güvercin mi sandın beni? Çıkıp az uçsun da ıslık çalınsa dönsün yuvasına. Kafeste kaplan gibi güm 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 vuruyor kafesine. Açam da çıksın mı isteyin mi? Kaçar mısın? Kimseyi bulamasın, sonra dönüp yine beni paralasın. Ezo. Lütfen dur. Ezo. Ezo lütfen.